Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir inşaatçımız boş. Onunla hem yükseltme yapacağız hem de size mükemmel mük üstü yani o kadar mükemmel bir ganimet kasma taktiği göstereceğim ki aklınız şaşacak. Öncelikle arkadaşlar hızlı eğitim bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan düzenle diyorsunuz. Bakın şu taktik işe yarayabilir. Ve ayrıyeten de bu taktik. İki taktik de gerçekten işe yarayabilir. Üçüncü ordum ve dördüncü ordum. Ama ben dördüncü orduyu tercih ediyorum. Garanti olsun diye büyü alabilirsiniz. Büyü de o isteğe bağlı. Şimdi arkadaşlar ganimet kasmaya geçelim. Evet arkadaşlar taktiğimizi başlatmadan önce hemen şimdi ipucu veriyorum size. Arkadaşlar olayın mantığı büyülerle büyücüleri ve havan topunu alıyorsunuz. Umarım anlamışsınızdır. Büyücüler ve havan topu. Bu kadar. Şimdi peki ne bu büyücü havan topu? Arkadaşlar şuradan ilk önce barbar kral temizliğini yapsın ben de anlatmaya başlayayım. Depolar içerideyse o köye saldırmıyorsunuz. Ganimeti azsa o köye saldırmıyorsunuz. Ganimeti böyle ve depolar ve sondalar dışarıdaysa bu köy tam aradığınız köy. Şimdi karşınızdaki köy gibi. Peki amacın ne bu o kadar uzattın? Amacım barbar okçu saldırısı. Arkadaşlar şuralardan barbarları yiyorsunuz şöyle. Barbar saldırısı Allahu Ekber. Şöyle saldırın etraftan. Tabletiniz varsa 8 parmak ne kadar parmağınız var işte tabletiniz varsa veya daha büyük bir genişlikte mevzi alabileceksiniz mevzi mi diyorlar mı işte ondan alabileceksiniz daha fazla parmak kullanabilirsiniz ben 2 parmak kullanıyorum şimdilik siz daha fazla parmak kullanabilirsiniz diyeyim ve okçuları şuradan yiyeyim ters taraftan da yiyeyim şöyle yiyordum hepsini şimdi barbar kralla bu temizliklerini yapsınlar. Depoları aldı. Hatta böyle köyleri üçleyebilirsiniz bu taktikle. Ama üçlemek için bu ordu fazla ideal değil. Onu da söyleyeyim. Sadece ganimet kasmak için şöyle özel güce de bastım. Ganimet kasmak için gerçekten 10 numara 5 yıldız taktik diyebilirim. Evet arkadaşlar böylece savaşımız da bitti. Şuradan çıkalım. Gördüğünüz gibi 306 bin altın, 462 bin iksir, 400 kara iksir ve 5 kupa ve ayrıca de bonusumuzu aldık. Gerçekten çok tatlı tadından yenmiyor gerçekten. Şimdi mi ejderha yolluyorsunuz ya? Savaşı bitirdim bana ejderha yolluyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle savaş günlüğüne geçeyim. Kaç kazandık? 400 yazıyordu burada savaş günlüğü. 462.000. 462.000'den hesaplayalım. Şuraya ben kışlaya giriyorum. Burada hızlı eğitim diyorum. 462.000'den 26.000 arkadaşlar. 26.000'den hesaplayın 462.000 eksi 26.000. Ekranda yazıyordur ama yazmıyorsa yani 430.000 civarı kara iksir kar ettik. 306.000'de iksir kar ettik. Böylece ganimet kasma taktiğini umarım anlamışsınızdır. Ganimet kasma taktiğini özetlersek şuradan hızlı eğitimden bu taktikle 26.000'lik orduyu eğitiyorsunuz. Birlikleriniz eğitiliyor ve depolar ve sondalar dış köyler içerilerdeyse saldırmıyorsunuz. Eğer dışarıdaysa saldırıyorsunuz. Bu sizin için daha ideal olandır. Şimdi ne yapsak ne etsek. Şimdi havan var. Buradan inşaatçıya bakalım daha iyisi. Kışla var. Kışla yükseltmeyeceğim. Altın madeni var. 2 tane. Altın madeni yükseltebiliriz. Hava bombası var. Hava bombasını bilmiyorum. Yani işte biz havanı 2 seviye yapalım. Tamam 8 saat diyor. 8 saat bir yüklensin. Şöyle ikinci köye de bir bakalım. Güzel bir kupamız var. Seviyemize göre adeta 100-200 kupa daha fazla bir üstünlük. Bu arada şuradan bir savaş da yapalım. Hem Clash Pass görevlerini de tamamlamış oluruz. Şuradan ikinci köyden şöyle bir belediye binasını almak için buradan yardım. Bu taktik işe yarıyor arkadaşlar. Hiç fena bir taktik değil. Okçu taktiği. Güzel hasar verebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar maçımız buradan da bitmiş bulunmakta. Yaklaşık olarak %40 hasar verdik. Güzel nice yük. Pes görevini yapamadık ama olsun. Evet arkadaşlar bir maça daha girelim. Şöyle klasik taktik. Kesin mayın koymuştur diye düşündüm ama koymamış. Hemen inşallah şeyi alırız. Belediye binasını. Evet aldık da. İleri yürün ileri yürün ya. O havan var ya. Ağzımızı kırdı. Ağzımızı kırdım kardeş. Şöyle çıkalım. Zaten bizim amacımız bir yıldız almaktı. Yıldızımızı da aldık. Kupa kaybedersek de biraz zıgındı ama olsun. Bropest'e de böyle yol etmiş bulunmaktayız. Şöyle süper iksiri alalım. İksir var, kara iksiri var. Şöyle güç iksirini de alalım. Kupa yolun pesyonda... Aa nasıl kazandık lan? Pesyonda bir şey kalmadı. Artık huzurlarınızda videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Savaş makinesine hayırlı uğurlu olsun. 12 saat diyor depolarımız maalesef. Boşaldı ama olsun.
güzel bir video olduğunu umaraktan like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Seviyorum. Güle güle. Bay bay.